Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan görüntü ve fotoğraflar gündemi değiştirdi. Girit Adası'nın güneyi ve doğusunda sıra dışı anlar yaşandı. Jetler yıldırım gibi havalandı. Pasex isimli tatbikatta çekilen fotoğraflar 19 Ocak 2021 tarihli. Tatbikatta Türk, İspanyol ve Yunan savaş gemileri aynı karede yer aldı. Girit Adası'nın doğusunda kara sularını 12 mile çıkarma sinyali veren Yunanistan, bugün sıra dışı bir fotoğraf paylaştı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, onaylanması beklenen İyon Denizi'nde 12 mil kararı için çarşamba günü parlamentoda kürsüye çıktı. Türkiye'nin sert tepkisini çekecek cümleyi kuran Dendias, "Ve tabii ki Girit, Girit'in doğu tarafını da kapsıyor. Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz," dedi. Dışişleri Bakanı Dendias yine aynı konuşmasında Türkiye ile istikşafi görüşmeler öncesi Yunanistan'ın kara suları konusunda müzakere kabul etmeyeceğini söyledi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ise bugün Batı Karasuları sınırlarını genişletmek Yunanistan'ın hakkı. Bu doğu sınırlarımız için de mesaj niteliği taşıyor diye konuştu. Arka arkaya yapılan açıklamaların ardından gözlerin çevrildiği Girit Adası'ndansa Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı hayli sürpriz fotoğraflara internet sitesinde yer verdi. Yunan Genelkurmay Başkanlığı'nın paylaştığı fotoğraflarda Girit Adası'nın doğusu ve güneyinde savaş uçakları ve gemilerinin tatbikat yaptığı görüldü. Pasex isimli tatbikatta çekilen fotoğraflar 19 Ocak 2021 tarihli. Tatbikatta Türk, İspanyol ve Yunan savaş gemileri aynı karede yer aldı. Yunan Genelkurmay Başkanlığı, uluslararası tatbikata iki savaş gemisi, bir denizaltı ve hava kuvvetlerine ait savaş uçağıyla katıldığını duyurdu. İnternet sitesindeki resmi açıklamada, müttefiklerle tatbikatın icra edildiği, PASEX'in operasyonel hazırlık ve muharebe kabiliyetine yardım edeceği vurgulandı. NATO üyesi Türkiye ve Yunanistan, geçen yıl Doğu Akdeniz geriliminin zirveye çıktığı günlerde yine benzer çok uluslu bir tatbikatta bir araya gelmişti. Yunan medyasında hafta başından bu yana 25 Ocak tarihinde İstanbul'da gerçekleşecek istikşafi görüşmelere ilişkin analizler göze çarpıyor. Medya, istikşafi görüşmelerden pek umutlu değil. Katy Merini gazetesi, mevcut şartlar altında herhangi bir ilerlemenin beklenmediğini belirttiği analizinde Ankara'nın Ege Denizi'ndeki amaçlarından vazgeçmediğini savundu. Katy Merini başyazısındaysa "Daha fazla oyun yok" başlığını kullandı. "Kimse Türkiye hakkında gerçekten bir illüzyona sahip değil" diyerek görüşmeler öncesi karamsar bir tablo çizdi. Ankara'dan gelen çelişki mesaj yağmurunun olumsuz beklentiye girenleri haklı çıkarmış gibi göründüğünü ileri süren Katy Merini, ayrıca Ankara'nın çelişkili davranarak görüşmeyi baltaladığını iddia etti. Her şeye rağmen iki taraf için de diplomasinin gerekli olduğunu vurgulayan Katy Merini, taraflar masaya oturmadan önce Ankara'nın daha fazla oyun oynamadığını kanıtlaması gerektiğini savundu. Tovima gazetesi Salı günü başyazısında Türkiye ile iyi komşuluk dönemi başlığını kullandı ve 2016'dan bu yana 25 Ocak'ta ilk kez başlayacak istikşafi görüşmelere vurgu yaptı. Tovima, Türkiye'nin 2020'de Doğu Akdeniz'den Orta Doğu'ya, Balkanlardan Kafkasya ve Karadeniz'e kadar birçok bölgede gücünü artırmak için her şeyi yaptığını savundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden dönemini ve Ankara'dan yükselen Avrupa Birliği mesajlarını öne çıkaran Yunan gazetesi, İstanbul'daki müzakerelerde 1999 Helsinki Avrupa Birliği zirvesinin yol haritası olarak ele alınabileceğini yazdı. Yunan ordusu, hafta sonu modernizasyon planı uygulanarak F-16'ların en üst düzeyi olan Viper bloka ulaştırılmış ilk savaş uçağının test edildiğini duyurdu. Genelkurmay Başkanı Filoros, ilk Viper F-16 Yunanistan semalarında. "Yunan hava kuvvetleri hiç olmadığı kadar ileride. Gökyüzü bizimdir," dedi. Türkiye'ye karşı Fransa'dan Rafael jetlerini resmen satın alan Yunanistan, geçen haftada ABD ile birlikte tatbikata girişti. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikata Yunan ve Amerikan Özel Kuvvetler askerleri katıldı. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Doğu Akdeniz'de helikopterlerin gerçek füzeler ateşlediği görüntüleri resmi internet sitesinde paylaştı. Resmi açıklamada en dikkat çekici bölümse Türkiye'ye doğrudan mesajın verildiği tatbikatların iki ülkenin uzun vadeli güçlü ilişkilerini kanıtladığı ifadesiydi. Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak Amerika Birleşik Devletleri de katıldı. Washington bununla da kalmadı. Uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek
Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı. Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan'a özel bir ziyaret yaptı. Rotası kuzeydeki Selanik'ten güneydeki Girit'e uzanıyordu. Suda üssünü Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile birlikte gezen Pompeo'nun ziyaretinin hemen ardından sıra dışı bir gelişme yaşandı. Atina yönetimine açık şekilde destek veren ABD'nin bununla da kalmayıp suda üssüne bir savaş gemisi konuşlandırdığı yine Yunan medyasına yansıdı. Eylül ayında neredeyse her gün Türkiye'yi manşetinden veren Yunan medyası, savaş gemisi haberini sevinç çığlıklarıyla sayfalarına taşıdı. Pompeo'nun Girit ziyaretinden günler sonra Atina yönetimi bir adım daha attı. Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin önüne geçmek için Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 savaş uçağı istedi. Yunanistan, 2020 bitmeden 24 adet F-35 savaş uçağı için ABD'ye başvurulduğunu duyurdu. Devlet televizyonu RT'nin Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde F-35 uçaklarının satın alınması için ABD'ye resmi başvurunun yapıldığı bildirildi. Yunanistan ve ABD'nin yaz mevsimindeki tatbikatını savaş uçağına binerek izleyen Atina Büyükelçisi Jeffrey Piet, F-35'lere ilişkin ilk açıklamayı yapan isim oldu. Atina yönetimine desteğini her fırsatta dile getiren Büyükelçi Piet, F-35'ler için gelen talepten büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. Atina Büyükelçisi Piet, F-35'lerin satışında desteğimizin sinyalini verdik ifadesini kullandı. ABD ve Yunanistan'ın bölgesel istikrarı artıracak adım için birlikte çalıştığını dile getirdi. Yunan medyası Yunanistan'a ilk F-35'lerin 2021'de gönderileceğini yazdı. Habere göre ABD ilk etapta 3 kullanılmış savaş uçağını Yunanistan'a verecek ve jetler 25 Mart'taki törenlerde uçacak. F-35 savaş uçağı projesinin ortakları arasında bulunan Türkiye, S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaşanan kriz üzerine ABD tarafından F-35 programından çıkarılmıştı. Eylül ayında bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye için üretilen 8 F-35 savaş uçağını satın alacağını duyurmuştu. Türkiye ile bu ayın sonunda istikşafi görüşmelere başlamaya hazırlanan Yunanistan, parlamento hafta içinde Fransa'dan satın alınacak Rafael jetlerini onayladı. İlk savaş uçaklarının bu ay sonuna kadar Yunanistan'a teslim edilmesi planlanıyor. Savunma Bakanı Nikos Panayotopoulos, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, parlamentodan geçen tasarının her yöne net bir mesaj ilettiğini belirterek Türkiye'yi hedef gösterdi. 2,5 milyar euro tutarındaki anlaşma, Fransa'nın 2020 yazında Yunanistan'ın yanında yer almasıyla ortaya çıktı ve ödemeler önümüzdeki 5 yıl içinde tamamlanacak. Fransa, tırmanan gerilimde Yunanistan'a desteğini göstermek için geçtiğimiz yaz mevsiminde Girit Adası'ndaki Suda üssüne 2 Rafael jeti göndermişti. Türkiye üretimi Bayraktar TB2 SİHA'ların Suriye ve Libya'dan sonra Dağlık Karabağ Savaşı'nın kaderini değiştirmesi, Atina yönetiminde tam anlamıyla büyük bir paniğe yol açtı. Başlattığı silahlanma yarışında bütçeyi 5 kat artıran Yunanistan, ayrıca İsrail'le de işbirliğine gitti. Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na İsrail'den satın alınacak insansız hava araçlarıyla bir drone üssü kurulacak. Yerel medyadaki haberlere Yunanistan'ın diğer insansız hava araçları programının detayları da yansıdı. Buna göre Yunanistan yakın zamanda 3 ayrı silahlanma programını hayata geçirecek. Bunlardan ilki Avusturya firması Schiebel'in ürettiği uzaktan kumandalı 4 Kamkopter S-100 helikopterinin alınması. 6 saat uçabilen helikopterler 25 milyon euro karşılığında Yunan donanmasına teslim edilecek. Maksimum 220 km hızla çıkabilen helikopterlerin 180 km menzili var. 16 ülke tarafından kullanılıyor. Gelecekte helikopter 2 ayrı güdümlü füzeyle donatılacak. Yunan medyası, dünyadaki en başarılı sistemlerden birine sahip aracın gece görüş sistemine sahip olduğunu, karada ve denizde 30 kilograma kadar hedefleri saptayabildiğini aktardı. Silahlanma programında 55 milyon euroyu bulacak ikinci hamle ise, hali hazırda Yunan ordusu tarafından kullanılan L-Sperver ve L-Sperver B insansız uçaklarının yenilenmesi. Önceki modelleri havada 6 saat kalabilen Fransız üretimi insansız uçakların yeni versiyonları 12 saate kadar uçabilecek. Menzili ise 200 kilometreyi bulabilecek. Üçüncü hamle ise Yunan ordusunun Türk Bayraktar TB2 SİHA'larıyla mücadele etmek için ABD üretimi T-6A Texan 2'nin satın alınması. Haberlere göre söz konusu tek motorlu uçağın maliyeti SİHA'ları tespit etmek için havalanacak F-16 ve Mirage'lara göre daha uygun. Yunanistan, drone ordusu satın alacağı İsrail'le ayrıca askeri işbirliği için anlaşmaya vardı. Doğu Akdeniz'de de müttefik olan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre Kalamata Havalimanı'nda bir pilot eğitim merkezi kurulacak.